Şimdi asıl gündemimize gelelim. Türkiye'nin temel gündemine. Bu temel gündem konuşulmasın diye sınır ötesi operasyonlar, partimize saldırılar, kadın cinayetleri, göstermelik yasalar getirdikleri temel gündem ekonomi tabii. Neden? Çünkü halk aç. Halk yoksul ve esas mesele enflasyonun hızla ilerliyor oluşu. Hızla yükseliyor üç haneli rakamlara doğru enflasyon koşuyor ve asla iktidarın enflasyonla mücadele etmek gibi bir önceliği yok. Tek derdi döviz kurunu sabit tutabilmek, fırlamasını önlemek ve enflasyonu da düşüremeyeceğini aslında kabul etmiş ve üretimi çünkü arttıramıyor. Üretim arttırılmadan enflasyon düşürülemez. Evet hakikaten TÜİK'e gönderilen zarftan ne çıktı? Yüzde yetmiş enflasyon çıktı. Hani o zarf saraydan gidiyor ya. TÜİK'e emrediyorlar. Şu kadar açıklayacaksın diyor. Ne üstüne ne altına düşemiyor. İşte onlar yüzde yetmiş dedi. Enak yüzde yüz dedi. Halkın enflasyonu ise yüzde iki yüzün üzerinde tabii ki. Ve hakikaten mazot fiyatı, benzin fiyatı, gübre, kırmızı et bunların hepsini zaten toplum yaşadığı için söylemeyeceğim. Ya öyle bir hale geldik ki Üretim yok artık. Üretim yapılamıyor. Üretim yapacak çiftçiler bunun gelirini, çıktısını, işte giderleri hesaplayıp hiçbir kar elde edemeyeceğim diyor ve üretimden vazgeçiyor. Yani şöyle bir şey düşünelim. Bir torba gübre 500 TL civarında elektrik zamları almış başını gidiyor ve Çiftçi sadece zararını düşünüyor aslında. Zararını kesmek derdinde ve kar elde etmenin hayal olduğu bir üretim tablosunda yaşıyoruz. Geçen hafta çiftçileri ziyaret ettim. Birçok yere gittim. Ya traktörler örümcek bağlamış. Neyle çalışacak traktör ya? Mazot koyamıyor traktöre. Traktör çalışamayınca tarlasını, toprağını nasıl sürecek? Mazot yok çünkü, e, diğeri gübre yok, ekemiyor ve bankalar öyle bir hal aldı ki çiftçi borçları karşılığında traktör ve tor tarlaları tek tek haciz ediyor. Bu gidişle yakında bankalar traktörleri ihaleyle satacak. Evet, ihaleyle satacak. Bankalar satıcı pozisyonuna gelecek. Ve ve hala AKP iktidarı bu meseleyi bu görmezlikle, bu aymazlıkla, bu bilinçsizlikle çözeceğini iddia ediyor. Evet, hakikaten her ay bu ülkenin emeklileri, işçileri, memurları, asgari ücretlileri AKP iktidarının ceplerinde, cüzdanlarında açtıkları delikle soyulmaya devam ediyor. Evet bu yöntemde enflasyonla çalma, enflasyonla soyma ve enflasyonla gasptır. Defalarca söyledik bir daha söyleyelim. Asgari ücret derhal yeniden düzenlenmelidir. Emekli maaşları, yaşlılık aylıkları tekrar düzenlenmelidir. Ve her gün daha da yoksullaştıran bu ucube, bu garabet sistemden yalan siyaseti temeli oluşturuyor. Buna son verilmelidir. Şimdi övündükleri bir mesele var biliyorsunuz. TL'den 6-0 attık diyorlar ya her gün övünüyorlar. Hiç utanmaları da kalmadı zaten onu artık vazgeçtik. Utanma duygusu başka bir şey gerektirir çünkü. Yani size bir rakam vereceğim. 1 Ocak 2003'teki 100 TL'nin değeri bugün 10 TL. Evet bu hesaplanmış bir şey. Bugünün 1000 TL'si ne anlama geliyor? bir kira ödemeye yetmiyor bugünün bin TL'si. Bugünün bin TL'si bir depo benzin doldurmaya yetmiyor. Bin TL'si ile o memleketine otobüsle gidip dönmeye yetmiyor. Çünkü para eridi. E bunun karşılığında peki Erdoğan ne diyor? Biliyorsunuz geçenlerde basına yansıdı. Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirimiz, Den vazgeçtik diyor. Bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik hali var diyor. Doğrusu bunu dinlerken insan ilk önce şunu düşünüyor. Neden vazgeçtiler acaba? Neden vazgeçtiler? Sarayın gelirlerini mi kıstılar? Uçak paralarını mı kıstılar? Özel uçaklarını mı sattılar? Saray yüzen, yürüyen saraylarına bir yeni bir şey mi yaptılar? Sattılar mı acaba? Bunu düşünüyoruz. Hiçbir şey yok. Bir de şükredin diyor. Aslında topluma belki de ilk defa gerçeği söylüyor. Beterim, beteri var diyor. Daha da kötü olabilirsiniz diyor. Bugüne şükredin. Bizim politikalar sizi daha da zayıflatacak, yoksullaştıracak, açlıkla baş başa bırakacak diyor. Mesajı aldık. Vatandaşın da almasını istiyoruz. Bu yüzden bunları açıklıyoruz. Çünkü sabır telkin edilen bir dönemde ve bu telkinin karşılık bulacağı bir dönemde değiliz. Neden biliyor, neden biliyor musunuz? Marketlere de güvenlikçi politikalar geldi artık. Evet bugün birçok haber de var. Artık marketlerde... Şey yapılıyormuş, ben henüz rastlamadım ama okudum. Bazı ürünlere alarm takılmış. Hani gidip diyelim bir mağazadan kıyafet aldığınızda alarm oluyor oluyor ya çıkınca ötüyor yanlışlıkla da alsanız. Yani güvenlikçi politika markette ve vatandaş tırnak içinde söylüyorum çalabilir. Açlıktan çalabilir duygusunu aslında çok net bir şekilde topluma gösteriyor. Ya biz de diyoruz ki bu e, bebek bezlerine, mamalara diğer ürünlere siz alarm koyacağınıza Merkez Bankası'nın ve hazinenin kasasına alarm koyun ya. Örtülü ödeneğe alarm koyun. Orada çaldığınızda çırptığınızda orada alarm çalsın ki bütün toplum uyansın ve örtülü ödeneğin nasıl alarm verdiğini bütün dünya görsün. Önerimiz çok nettir bu konuda. Evet hakikaten Türkiye'nin sıralaması her konuda geriliyor ama AKP beceriksizliği yüzünden bugün neredeyiz biliyor musunuz? Suriye'nin, Libya'nın, Sudan'ın gerisinde bir Türkiye var. Bu gerçeği artık herkesin görmesi gerekiyor ve Türkiye'nin savaş politikaları, güvenlik ve savunma adı altında halkın sırtına yüklenen devasa savaş bütçeleri bugün enflasyonda apaçık karşımıza çıkıyor. Son olarak bu konuda yani bir hazine ve maliye bakanımız var dostlar başına. Nasrettin hocalar, hocası fıkralarından fırlamış gibi sürekli bize tekerleme okuyor. Sanki halk onu tekerleme söylesin diye seçti. Sanki o yüzden atandı. Ne diyor? Ocakta enflasyon soruluyor. Mart diyor. Mart'ta soruluyor. Mayıs deniyor. Mayıs'ta soruluyor. Temmuz diyor. Sürekli kendi kendini yalanlayan, temize çeken bir bakan var. Yani Allah bizim sonumuzu hayretsin diyorum ve ekonomide önerilerimizin dikkate alınmasını behemahal bir daha söyleyelim. Şimdi bir de tabii bir dış politikası var dillere destan. Şu anda bir sınır ötesi operasyon var. 17 Nisan'dan bu yana Irak Federal Kürdistan bölgesine aralıksız bir operasyon devam ediyor. Ve İçişleri Bakanı bir ara ne dedi biliyor musunuz? Irak'a huzur götüreceğiz diyor. Hani ABD Irak'a işgal ettiğinde huzur ve barış götüreceğiz demişti ya. Sonra sonunda arkasında büyük bir enkaz bırakmıştı. Bunu söyleyeceğiz. Irak ve Suriye'ye huzur gitmediğini tartışmayalım.